Evet, şimdi Gümüşhane'de yine Merkez İlçe Başkanımızla beraber mahalleleri sokak sokak geziyoruz. Şimdi bugün de Karşıyaka Mahallesi'nde bu San Sokak'tayız. Tabii önce şu görüntüyü bir görmemiz lazım. Burası yıllar önceden beri böyle uzun yıllardır bahçe suları olarak gelen, dağdan gelen bir hat var. Bu suları tabi boru içine alıp belki değerlendirmek de mümkünken, ki buranın biraz aşağısında biraz sonra göstereceğiz, çiçekler var, o çiçekleri bile itfaiyeyle vesaire yapay bir şekilde sulamaya çalışıyorlardı. Yaz kış bu su bu döşenmiş kaldırımların üstünden akıyor gidiyor. Boşa bir. İki, bu suba aktığı için buz. İnsanların burada yürümesi imkansız hale gelmiş. Burası da Karşıyaka Mahallesi. Yani Gümüşhane'nin belki en güzel mahallesi. Gümüşhane'nin de göbeği. Ama işte yerel hizmetler, belediyeciliğin ne halde olduğunun tipik göstergesi. Yani şurada belki 20-30 metrelik bir boruyla beraber su kontrol altına alınıp değerlendirmek de mümkünken böyle salmışlar çayıra, Mevlam kayıra. Tabii burada bir şeye daha dikkat çekmemiz lazım. Mesela şu konak var. İşte bu, Allah uzun ömürler versin, bizim Oltan Sungurlu ve ailesinin, yani Sanların konağı olarak bilindiğimiz tipik Gümüşhane evi formatında yapılmış. Çok az kalmış Gümüşhane'de. Böyle bahçeli, güzel, müstakil bir ev. Uzun yıllardır şöyle bir şeyimiz vardı bizim. Dedik ki Gümüşhane'nin en azından belli bölgeleri Gümüşhane evleri tarzında imar düşünülsün. Yani bu klasik yüksek katlı beton yığınları şeklinde şehircilik anlayışını artık terk etmemiz lazım. Bak şimdi şuraya bir bakmak lazım. Binalar yapılmış. Neredeyse bir balkondan öbür binanın balkonuna atlamak mümkün. Cam açamazsınız, çerçeve açamazsınız. Bırak araçlar için park yerini. Çocukların inip oynayacağı bir oyun alanı yok. Bir de yeşil alanı yok. Yani böyle bir imar anlayışı işte getirdiği şey bu. Şimdi kalmış müze gibi bir tane iki tane konak. Gerisi Türkiye'nin her yerindeki o tipik ranta dayalı çarpık yapılaşma, yüksek bina. Yani bu şehirdeki imar anlayışının artık bir yerde değişmesi lazım. Maalesef iki dönemdir AK Parti bu şehirde yerelde iktidar. Ondan önce hizmet yapanlarda da böyle bir estetik, şehir estetiği açısından çok büyük bir hassasiyet maalesef göremedik. Ama eğer bir yerde artık nokta koymamız lazım. İşte bir vatandaşımız geliyor, bakın. Buzların üstünde yürümekte zorlanıyor. Taşkın abi, yürüyebiliyor musun buzların üstünde? Evet. Yani gördüğünüz gibi şu vatandaşa verilen çile, yazık, günah, boşa akan su, buz donmuş, insanların sağlığı risk ediliyor. Burada yürümek için hakikaten cambaz olmak lazım. Uzun lafın kısası, sevgili belediye başkanımız, lütfen ya şu memleketi, yani haftada bir kere bir dolaşın kardeşim. Bir bakın ya, yollarımız, caddelerimiz ne durumda, ne yapabiliriz diye. Oturuyorsunuz yerinizde, bir yere çıktığınız yok. Ne milletvekilleri var bu şehirde, ne belediye başkanı var. Ya tamamen Allah'a emanet gidiyor. İşte biz de kusura bakmayın, siz gelmezseniz biz gezeceğiz. Sorunları da biz anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.